Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Doçent Doktor Ahu Özmen Akalın. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabi. E, Ahu Özmen Akalın ben İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanıyım. E, Doçent Doktorum. E, asıl çalışma alanım Sosyoloji. Sosyoloji mezunuyum e, Fransa Strasbourg Üniversitesi'nde. E, sosyoloji lisansımı, yüksek lisansımı ve doktoramı yaptım. Frankofonsunuz. E, frankofonum evet ne Fransız güzel. Lisesi'nden sonra Pierre Loti Lisesi'nden sonra Fransa'ya gittim. Harika çok güzel tecrübeler değil mi? bir vizyon kattı size. Evet tabii. Dünya görüşü tabii, ne kadar tabii, güzel. Tabii. Ee, değerli hocam çalışma ve araştırma alanlarınız nelerdir acaba? Evet ben daha çok e, toplumsal değişim ve dönüşüm üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda gençlik sosyolojisi, gençlerin toplumdaki konumu, karşılaştıkları temel sorunlar, bunlar üzerine belli çalışmalarım var ve aynı zamanda da sosyal psikoloji çalışıyorum. Çok güzel. Deprem e, günümüzün tabii, en e, aktüel konusu. Çok üzgünüz. Ülkemizin çok. başı sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Anladım. Kalanlara sabırlar Anladım. ve acil şifalar diliyoruz efendim. E, depremin toplumsal etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. evet. Şimdi tabii dediğiniz gibi maalesef çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimiz çok derinden yaralandık ve etkilendik. E, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Anladım. Şimdi e, tabii bizim özellikle sosyolojide e, üzerinde durduğumuz e, alanlardan biri afet sosyolojisi. Yani e, yaşadığımız felaketler bunlar doğal felaketler olabilir işte deprem, e, sel, yangın gibi e, ve bu doğal felaketlerin ya da insanoğlunun kendisinin de sebep olduğu mesela Çernobil faciası gibi Tüm bunların tabii ki toplumlar üzerinde önemli etkileri oluyor. Şimdi e, genelde bu tip felaketlerde tabii depremden etkilenenler insanlar ve biz bu insanlara işte deprem zede diyoruz. E, i̇nsan olduğu için tabii konu yani insan etkileniyor bu felaketten. Haliyle biz daha çok tabii psikologların e, bu alanlarda çalıştığını ve e, görüşlerini görüyoruz. Tabii ki insanlar etkileniyor, doğru, bireysel bir travma yaşıyorlar, çok ciddi, yakınlarını kaybediyorlar. E, kayıpları olmasa bile, o olayı yaşamak bile çok ciddi bir travma. Ama tabii aynı zamanda toplumlar üzerinde de bir travma yaratıyor. Şimdi biz İstanbul'dayız, haliyle orada değildik, depremi yaşamadık. Belki 99 depremini evet yaşadık e, ama bu son felaketi biz televizyonlardan seyrettik. Ama neticede bu bize de etki etti. Yani orada yaşayan insanlar tabii ki bu durumdan son derece etkilendiler. Ama o alan dışında yaşayan insanlar da etkileniyorlar. Haliyle biz aslında bu duruma toplumsal travma diyoruz. Yani insanın yaşadığı travma dışında e, toplumu da derinden etkileyen, etkileyen bir travma ile aslında karşı karşıyayız. E, bu çok derin bir yara. Ama bunu özellikle deprem olduktan sonra görmüş olduğumuz bu toplumsal dayanışma aslında bu yarayı sarmamızda ne evet. kadar önemli bir etken. Evet. Ben Türk toplumunun aslında toplumsal bilincinin çok güçlü ve kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve zaten bu yardımseverlik gerek işte sivil toplum örgütlerinin gerek sanatçıların gerek tabii ki devletin Tüm bu ortaya koyduğu bu özveri, bu yardımseverlik haliyle bizim aslında gerek ülkemizde gerek toplumumuzda gelişmiş olan bir toplumsal bilincin olduğunu gösteriyor. Zaten bu bilinç varsa aslında toplumsal dayanışma ortaya çıkabiliyor. Ben her zaman Türkiye'de bunun olduğuna inandım çünkü zaten aslında bu toplumsal bilinç ya da toplumsal dayanışma da bir takım zorluklarla elde edilen bir şey. Evet. Yani baktığımızda e, sosyologlar e, Japon toplumunla Türkiye toplumunu çok benzetirler. Doğru. E, o tamam Saygı, merhamet. Aynen öyle. E, bugün e, Japonya'daki o derin toplumsal dayanışma ve bilinci mesela en büyük nedenlerinden biri Hiroşima faciası. Evet. Şimdi biz de çok ciddi mücadeleler sonucunda kurulan bir ülkeyiz, devletiz. Evet. Ki Kurtuluş Savaşı bunun tabii. en büyük örneği. Evet. Haliyle zaten bilinç olarak toplumda böyle bir yapı var. Keşke bu felaketler olmasa tabii. Fakat olduktan sonra da gerek yangınlar, gerek depremler, insanların bir arada el ele mücadele veriyor olması aslında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu ve ülkemizde de toplumsal bir mekanizm olarak var olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bizlere mutluluk veriyor. Çünkü ancak hep beraber zorlukların üzerinden Kalkabiliriz kesinlikle. Dünyadan da yardımlar var. Bu da çok tabii, güzel bir şey. Tabii, tabii. O da çok güzel. Evet, tabii. Hatta siyasi olarak anlaşamadığımız ülkeler bile. Evet. Değil mi? Evet. Ee, Yunanistan, Ermenistan, İsrail hepsi de çok evet. yardımlarını esirgemediler. Aynen öyle. Yani Aynen bu öyle. doğal felaketler uluslararası planda da dayanışmayı getirdi. Evet, evet, evet. Yani Aynen insani öyle. duygular daha çok açığa çıktı. Tabii. Bazı polemikler. Unutuldu değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani e, şimdi tabii e, top, e, sosyal bilimlerde özellikle sosyolojide şöyle bir bakış açısı vardır. Her toplumsal olay iyi ya da kötü her zaman toplum üzerinde bir işlevi vardır aslında. Yani bir sonucu vardır. Haliyle sizin de ifade ettiğiniz gibi... Ee, tarihten beri ya da geçmişten gelen bir takım anlaşmazlıklar yaşadığımız devletler bile işte örneğin Yunanistan hemen yardımımıza koştu. Evet. Ve aslında e, böyle zor zamanlarda birlik olabileceğimizin de en önemli e, mesajı İspatı oldu. oldu bir tabii. yerde değil mi? Evet, evet. Evet hocam. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Sağ olun Takat çok teşekkür ederim. sonuna geldik. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Ahu Özmen Akalındı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok Sağ olun. biz de memnun Sağ olun. olduk, şeref verdiniz. Hocam. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.